Haydi bakalım arkadaşlar, sırada ikinci ünitemiz anayasa hukuku ve anayasa tarihi. Anayasa tarihinden bahsedeceğiz. Daha sonra da 82 anayasasına geçeceğiz. Şimdi anayasa hukukunun ilk konusu arkadaşlar anayasa hukukuna giriş. Yani dünyada anayasal gelişmeler neler? Dünyanın arkadaşlar ilk anayasal belgesi, bak anayasa değil anayasal belgesi, 1215 tarihinde İngiltere'de yayınlanan Magna Carta Libertatum'dur. Yani Büyük Özgürlük Fermanı arkadaşlar. Bizim buna benzer bir metnimiz var. Nedir o dersen? Senedi İttifak. 1808 arkadaşlar. Padişah 2. Mahmut ile ayanlar arasında yapılan bir sözleşmedir. İkisi de çok benzer arkadaşlar, özelliklere sahip. İkisi de bir tarafta toprak sahipleri var. Yani lordlar, bizde ayan, onlarda lord. Bir tarafta da kral var. Bizdekine çok benziyor. Ve ilginç bir şekilde konular da aynı arkadaşlar. Vergi uyuşmazlığı en önemli temel problem. Peki, dünyanın ilk yazılı anayasası hangisidir derse ABD anayasası diyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri anayasası arkadaşlar. Dünyanın ilk yazılı anayasasıdır, 1787. Bakın 2 sene sonra da Fransız ithali gerçekleşecek. Fransız ithaline çok büyük etkisi olan bir gelişmedir Amerikan anayasasının yürürlüğe girmesi. Dünyanın ikinci yazılı anayasası, Avrupa'nın da ilk anayasası, 1791 tarihli Fransız anayasasıdır. Avrupa'nın ilk yazılı anayasası, dünyanın da ikinci. Peki Türk siyasi tarihinde arkadaşlar ilk yazılı anayasası nedir? Birinci meşrutiyetle ilan edilen Kanuni Esası, 1876. Bu da bizim ilk yazılı neyimizdir? Anayasamızdır. 1876 Kanuni Esası bizim ilk yazılı anayasamızdır. 5 temel anayasamız var bizim. 76 Kanuni Esası, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 24 Anayasası, 61 Anayasası ve 82 Anayasası olmak üzere 5 anayasa olmuş tarihimizde. Peki, şimdi arkadaşlar anayasa türlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Anayasaların yapılış türlerine göre yazılı, yazısız, çerçeve, kazuistik, yumuşak, sert diye ayrılıyor. Yazılı demek bir metne dökülmüş anayasa demek. Yani birileri oturmuş kaleme yazmış, deftere kaleme almış. Yazısız anayasa ise geleneksel anayasadır. Geleneğin anayasa olmasıdır arkadaşlar. Bu dünyada sadece İngiltere'de var. İngiliz anayasası yazısız, yani geleneklere dayanan geleneksel bir anayasadır. Peki, çerçeve kazuistik. Bir anayasa arkadaşlar eğer kısa ve öz hükümlerden oluşuyorsa, çerçeve yapılmış, içi doldurulmamışsa çerçeve anayasıdır. Bizim tek çerçeve anayasamız arkadaşlar 1921 anayasasıdır. 21 anayasası 23 maddeden oluşur. Birer cümle çoğu madde ve kısa bir anayasa arkadaşlar. Diğer bütün anayasalarımız uzun ve ayrıntılıdır. En uzun, en ayrıntılı anayasa hangisidir arkadaşlar? 82 anayasasıdır. En kazuistik anayasa hangisidir derse kazuistik, 1982 anayasası diyeceğiz. Tek çerçeve anayasamız ise 21 anayasasıdır. Çok kısa yazılmıştır arkadaşlar. Belki de Kurtuluş Savaşı zamanında hazırlanmış olması bunu etki etmiş olabilir. Zaten eksik kalan kısımları da Kanuni Esası ile tamamlanmaya çalışılmış. Demek ki 21 anayasası yürürlüğe girdiğinde Kanuni Esası yürürlükten kaldırmamıştır diyoruz. Peki, yumuşak sert. Burada da şuna bakacağız. Bir anayasa kanunlar gibi değişiyorsa yumuşak bir anayasadır. Kanunlardan, yani basit alelade kanunlardan daha zor değişiyorsa sert bir anayasadır arkadaşlar. Bizim tek yumuşak anayasamız, yani hiç değiştirilemez maddesi olmayan, kanunlar gibi değiştirilebilen, referandum gibi şartları aramayan arkadaşlar anayasa, yüksek sayıları aramayan anayasa 21 anayasasıdır. 21 anayasası bizim tek yumuşak anayasamızdır. Şöyle yazayım. 1921 anayasası tek yumuşak anayasadır. Alelade kanunlar gibi değiştirilebilir. Diğer bütün anayasalarımız katı, serttir. Yani değiştirilmesi zorlaştırılmış anayasalardır. En sert, en katı anayasamız hangisi derse tabii ki 82 anayasası diyoruz arkadaşlar. Çünkü 82 anayasasında şöyle şeyler var. Bir kere değiştirilemez madde 24 ve 61'de birinci maddedir. Türkiye Devleti bir cumhuriyet. 82 anayasasında değiştirilemez madde sayısı 3'e çıkarılıyor. Aynı zamanda 82 anayasasında Cumhurbaşkanı onaylamadığı anayasa değişikliğini referanduma sunabilecektir diye bir hüküm giriyor anayasaya. Yani referandum arkadaşlar bir anayasal kural halini alıyor ve önüne bir engel daha koyuyorsun. Yine oylama sayıları kanunlardan oldukça yüksektir. Bunu kurucu iktidar hazırlarken yaptıkları anayasanın değiştirilmesini zorlaştırmak için yapmışlar. Bu bakımdan en sert anayasamız 82'dir. Tek yumuşak anayasamız da arkadaşlar 21 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'dur diyoruz.
Şimdi devlet şekillerine bakacağız arkadaşlar. Devlet dediğimiz belli bir toprak parçası üzerinde örgütlenmiş insan topluluğudur. Yani devleti oluşturan 3 unsur var. Ülke, millet, egemenlik. Ülke, vatan, millet, ulus demek. Egemenlik ise devletler arasında eşitlik demek arkadaşlar. Devletlerin eşitliği. Bir de devletin hukukunun üstünlüğü demektir egemenlik arkadaşlar. Yani ülke içerisinde oluşturmuş olduğu hukuk kurallarına halkın uyma zorunluluğu, hukukun üstünlüğü devletin egemenliğini gösterir. Ve devletler arasında eşitlik de yine devletlerin egemenliğinin bir yansımasıdır. Peki, devletler ayrılıyor konuları yapılarına göre. İşte egemenlik kaynağına göre, yapılarına göre devletler. Egemenlik kaynağına göre devlet deyince arkadaşlar ne anlayacağız? Devlet başkanı göreve nasıl geliyor arkadaşlar? Bak, devlet başkanı göreve nasıl geliyor? Başkanı göreve nasıl gelir? Göreve nasıl gelir? Arkadaşlar burada da dünyada karşımıza iki tane devlet modeli çıkıyor. Monarşi ve Cumhuriyet. Eğer devlet başkanı kral ya da padişahsa, yani bir soyada dayalı olarak göreve geliyorsa, bir ırsi yollarla göreve geliyorsa ona biz monarşi diyoruz. Irsi yollar dışında genelde seçimle göreve geliyorsa ona da cumhuriyet diyoruz arkadaşlar. Tamam? Peki monark eğer gücünü kimseyle paylaşmıyorsa arkadaşlar buna mutlak monarşi diyoruz. Monark gücünü parlamento ile paylaşıyorsa, anayasa varsa padişahın yanında, ona da ne diyoruz arkadaşlar, kralın yanında? Meşrutiyet diyoruz. Bizim tarihimizde 2. Abdülhamit'e kadar mutlak monarşi söz konusu Osmanlı'da mesela. 2. Abdülhamit ile beraber meşrutiyet rejimine geçiliyor diyoruz arkadaşlar. Yani bir parlamento da kralın yanında oluşmuş oluyor. Türkiye ise bir cumhuriyettir arkadaşlar. Türkiye'de devlet başkanı soya değil, bir arkadaşlar seçim yoluyla ne yapmaktadır? El değiştirmektedir. O zaman Türkiye bir cumhuriyettir. Monarşilere örnek olarak Avrupa'da birçok ülkeyi gösterebiliriz. İngiltere, İspanya, Norveç, İsveç, Hollanda, Lüksemburg, Belçika. Bunlar birer monarşidirler. Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Suriye, Irak, İran, Gürcistan, Ermenistan, bütün komşularımız ise birer cumhuriyettirler arkadaşlar. Bir ülkenin cumhuriyet olması o ülkede demokrasinin varlığı olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Demokrasi eşittir insan haklarıdır. Yani cumhuriyet eşittir demokrasi diyemeyiz. Bu öyle olsaydı cumhuriyetle yönetilen bütün ülkelerde demokrasinin olduğunu söyleyebilirdik. Ya da bir ülkenin monarşi yönetilmesi o ülkede demokrasi olmadığı anlamına da gelmiyor. Çünkü bugün dünyada monarşi yönetilen ve demokrasinin de gelişmiş olduğu ülkelerde var arkadaşlar. Peki. Şimdi hukuki yapılarına göre devletler. Burada da şuna bakacağız. Tek yapılı, karma yapılı. Tek yapılı demek bir devlet var ortada. Karma yapılı demek birden çok devlet var. Tek yapılılara en güzel örnek üniter devlettir. Karma yapılılara da federal devlettir. Arkadaşlar üniter devlet demek tekçi devlet demektir. Devletin unsurları yani ülke, millet, egemenlik ve devletin organları, yasama, yürütme, yargı tektir. Yani tek bir devlet var ortada. İkinci bir devlet yoktur. Her şey teklik gösterir. Hukuk tektir, vatandaşlık tektir, yasama tektir arkadaşlar, yargı birliği vardır, idari birlik vardır vesaire. Tekçi devlet demek üniter devlet demektir. Türkiye üniter bir devlettir. Anayasamızda nasıl ifade edilmiştir? Türkiye devleti ülkesiyle ve milletiyle bölünemez bir bütündür diye ifade edilmiştir arkadaşlar. Direkt üniter dememiş de üniteri direkt açıklamış anayasa arkadaşlar. Ülkesiyle milletiyle bölünemez bir bütündür. Dünyanın ilk üniter devleti Fransa'dır arkadaşlar. Bugün dünyada 193'e yakın ülke var. Bunun 160'a yakın üniter devlettir. Türkiye'de arkadaşlar yine Fransa gibi arkadaşlar üniter yapıyı benimsemiştir. Birleşik Devletler'de de en yaygın örnek federal devlettir arkadaşlar. Bunun da en klasik örneği Amerika Birleşik Devletleri'dir. ABD, mesela Rusya arkadaşlar. Rusya örneğin küçük bir ülkedir ama İsviçre'de arkadaşlar federal bir devlettir. Mesela Almanya bir federal devlettir. Kanada gibi ülkeler arkadaşlar. Burada da o zaman birden çok devlet söz konusudur arkadaşlar. O devletlere eyalet ya da kanton deniyor. O devletler ortak bir anayasayla bir araya gelmişler. O devletler dışarıdan baktığımızda tek devlet gibi görünürler. Ona biz federal devlet diyoruz. Ama o devletlerin her biri içeride eyaletler, yani federe devletler bire devleti temsil ederler. Her birinin yasama, yürütme, yargı organı vardır. Yani aralarında hukuk birliği yoktur arkadaşlar. İki tür vatandaşlık vardır. Eyalet vatandaşlığı ve federal devlet vatandaşlığı. İki anayasa vardır. Eyalet anayasaları ve federal anayasa. Ama eyalet anayasaları federal anayasaya aykırı olamaz. Eyaletler federal devletten ayrılma hakkına sahip değillerdir. Eyaletler dış politikada arkadaşlar, dış ilişkilerde bağımsız değillerdir. Sadece içeride egemendirler. Dış yönetimi federal ortak devlete ne yapmışlardır? Teslim etmişlerdir. Organlar hem federal düzeyde vardır hem de eyalet düzeyinde vardır. Buna biz federal devlet diyoruz arkadaşlar. En güzel örnekleri bunlar diyoruz. Peki.
Yani bir devlette ne varsa bunlarda da aynı şeyler var arkadaşlar. Sadece ortak bir anayasayla bir araya gelmişler. İç egemenlikleri var ama dış egemenlikleri söz konusu değil. Organlar arasında birlik yok, hukuk birliği yok. Anayasa iki tane, eyalet ve federal anayasa, ama eyalet anayasası federal anayasaya aykırı olamıyor. Bu yüzden federal yüksek mahkeme var anayasayı korumak açısından. Ayrılma hakları kesinlikle yok arkadaşlar. Peki. Geldik hükümet sistemlerine. Hükümet sistemleri deyince devletin organlarını anlayacaksınız. Bir devletin organları yasama, yürütme ve yargı organlarıdır arkadaşlar. Yasama kural koyar, yargı uyuşmazlıkları çözer kurallardan kaynaklı. Yürütme de o kuralları maddi yaşama aktarır arkadaşlar, somutlaştırır. Peki eğer bütün devletin organları bir yerdeyse arkadaşlar, biz ona kuvvetlerin birliği diyoruz. Demokratik olmayan sistemlerdir bunlar çoğunlukla. Çünkü mesela bir kral düşünün, hem yasa yapıyor, hem yasayı uyguluyor, hem yargılama yapıyor. O zaman kral sınırsız yetkilere sahiptir. Ve biz krala karşı herhangi bir hakka sahip değiliz arkadaşlar. Her an bizim hakkımızı ne yapabilir? Elimizden alabilir. O yüzden bunlar demokratik olmayan sistemlerdir. Peki eğer bütün yetkiler bir kralda, yani yürütmede birleşmişse arkadaşlar, biz ona mutlak monarşi diyoruz. Peki yetkiler, bakın mutlak monarşi ile arkadaşlar diktatörlüğün farkı şudur. Mutlak monarşide gücü elinde bulunduran kral arkadaşlar neyle göreve gelir? Soy yoluyla göreve gelir, ırsi yolla. Diktatör ise seçimle göreve gelir ve zamanla bütün yetkileri elinde toplar arkadaşlar. Özelliği budur, farkı yoktur yani. Sadece göreve geliş özellikleri farklıdır arkadaşlar. Peki meclis hükümeti sistemi tarihimizde uygulanmıştır. Ne zaman uygulanmıştır? 21 Anayasası'nın ilk halinde, yani değişiklik olmadan önceki halinde uygulanmıştır. 21'den 23'e kadar. Yani 21 Anayasası'nda meclis hükümeti sistemi vardır arkadaşlar. O zaman burada yasama, yürütme gibi yetkiler kimde toplanmıştır? Meclise toplanmıştır arkadaşlar. Devleti kim yönetiyor? Yasaları meclis yapıyor. Çıkardığı yasalara göre ülkeyi bizzat meclisin kendisi yönetiyor. Bakanları kendi işinden kendisi belirliyor. Seçtiği bakanları kendisi görevden alıyor. Yani özetle her şeyi meclis kendisi yapıyor. Savaş ilan ediyor, anlaşma yapıyor vesaire. Peki burada o zaman ikinci bir meclise yer yoktur arkadaşlar. Tek meclis olmak zorunda. Meclisin sürekliliği olmak zorunda ve meclisin üstünlüğü olmak zorunda. Biz şunu bileceğiz. Meclis hükümeti sistemi kuvvetlerin birliğine dayanan bir sistemdir. Ne zaman uygulandığını sorarsa 21 Anayasası'nda uygulanmıştır. Diyoruz bütün yetkiler mecliste toplanmıştır. Meclis kanun yapar, meclis yürütme yetkisine de sahiptir arkadaşlar. Peki, geldik kuvvetler ayrımına. Kuvvetler ayrımı fikrini ilk defa ileri süren kişi arkadaşlar Montesquieu'dur. Montesquieu kuvvetler ayrımı fikrinin teorisyenidir arkadaşlar. Kuvvetler ayrımına dayalı sistemlerde yasama ile yürütme üzerinden anlatmamız gerekecek. Çünkü demokratik sistemlerde yargı mutlaka yasama ile yürütmeden bağımsız olmalıdır arkadaşlar. O zaman kuvvetler ayrımını daha çok hangisi üzerinden anlatmamız lazım? Yasama ile yürütme üzerinden anlatmamız lazım. Peki yasama ile yürütme organları eğer birbirinden net olarak ayrılmışlarsa, yani yasama yürütmeye, yürütme yasamaya müdahale edemiyorsa, bir kimse hem yasamada hem yürütmede aynı anda görev alamıyorsa ona sert ayrılık diyoruz. Başkanlık sisteminde sert ayrılık vardır arkadaşlar. Peki yasama ile yürütme arasında ilişkiler geçişkense, adam hem milletvekilliği hem de başbakanlık yapabiliyorsa ya da bakanlık, yasama yürütmenin görevine son verebiliyorsa arkadaşlar, orada ayrılık sert değildir, yumuşaktır. Parlamenter sistemde yumuşak kuvvetler ayrılığı vardır arkadaşlar. Peki Türkiye'deki mevcut hükümet sistemi anayasada açık açık isim vermese de arkadaşlar, biz şu iki sisteme bakarak diyoruz ki Türkiye'de uygulanan sistem başkanlık sistemine benziyor. Ama adı başkanlık sistemi değildir. Adı nedir arkadaşlar? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Çünkü klasik başkanlık sisteminden ayrılan yönleri vardır. Biz ne diyeceğiz Türkiye'deki hükümet sistemine? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adını veriyoruz arkadaşlar. Peki bu sistemin özelliği nedir? Yürütme bir kişiden oluşur arkadaşlar. Bizde cumhurbaşkanı, işte Amerika'da başkan. Burada başkanlık sistemi klasik örneği hangi ülkedir derse Amerika Birleşik Devletleri arkadaşlar diyeceğiz. Devlet başkanı halk seçer, bizde de böyledir. Devlet başkanı yasama organı siyasal açıdan sorumlu değildir. Bizde de öyle arkadaşlar. Cumhurbaşkanı siyasi açıdan meclis tarafından ne yapamaz? Görevden alınamaz. Peki bakanlar sekreter konumundadır ve bakanları devlet başkanı seçer. Bizde de böyledir. Bakanları atayan, görevden alan cumhurbaşkanıdır. Bakanlar cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Bakanlar arkadaşlar bir kimse hem yasamada hem yürütmede görev alamaz. Bizde de öyle. Bizde meclisten seçilen bir bakanın meclis üyeliği devam etmez, son bulur hemen. Yani sert ayrılık vardır. Yasama yürütmeye, yürütmede yasamanın görevine son veremez. Bizde de hemen hemen arkadaşlar bu özellikler duruyor. Yine bu sistemin başka özellikleri de vardır.
Devlet başkanı istemediği bir kanun kolay kolay yürürlüğe girmez arkadaşlar. Devlet başkanının kanunlar üzerinde güçleştirici veto yetkisi vardır. Bizde de bu böyledir. Bizde Amerikan sisteminden farklı olan özellikler şöyledir. Amerika'da yasamayla yürütmenin seçimleri aynı zaman farklı zamanlarda olur. Bizde yasamayla yürütmenin seçimi aynı gündedir arkadaşlar. Aynı günde Cumhurbaşkanı meclisi seçiyoruz. Yine Amerika'da asla başkan meclisin seçimlerini yenileyemez. Ama bizde Cumhurbaşkanı ne yapabilir? Seçimleri yenileme yetkisine sahiptir. Bu benzer özellikler bakımdan Cumhurbaşkanı hükümet sistemimiz Amerikan başkanlık sisteminden ne yapılıyor? Kısmen de olsa ayrılıyor bizde arkadaşlar. Peki, kuvvetlerin yumuşak ayrılığı sistemde klasik parlamenter sistemdir. Ve Avrupa'da arkadaşlar ortaya çıkmıştır. Bunun krallıklarda en güzel örneği İngiltere'dir arkadaşlar. İngiltere, işte İspanya, Norveç, Hollanda, Belçika hepsi parlamenter sistemdir. Cumhuriyetlerde de örneği Almanya'dır mesela. Almanya, diyelim ki işte İtalya, komşumuz Yunanistan arkadaşlar. Tamam mı? İşte devamında arkadaşlar İsrail, Irak, bunlar da arkadaşlar nedir? Parlamenter sistemle yönetilirler. Bu sistemlerde kuvvetler birbirinden yumuşak ayrılmıştır. Yani yasama ile yürütme arasında geçişkenlik vardır. Bir kimse hem yasamada hem yürütmede görev alabilir. Yasama yasamanın görevini son verebiliyor. Bunun en belirgin özelliği arkadaşlar yürütme çift kanatlıdır. İki kanatlı bir yürütmeden bahsediyoruz. Başkan sistemi gibi tek kanatlı değildir. Bu sistemde bir devlet başkanı vardır. Bizde işte cumhurbaşkanı cumhuriyetlerde, krallıklarda ise kral. Bir de başbakan, başkanlı bir hükümet vardır. Ama ülkeyi devlet başkanı olan cumhurbaşkanı da kral yönetmez. Kral ya da cumhurbaşkanı sembolik, tuzluk görevi görür arkadaşlar. Ülkeyi kim yönetir? Başbakan ve bakanlar yönetir. Ve başbakan ve bakanlardadır sorumluluk. Devlet başkanına sorumluluk yoktur arkadaşlar. Peki, bu sistemde arkadaşlar ya bakanlar kurulu özellikle başbakan özellikle meclisten çıkmak zorundadır. Yani bakanlar kurulu meclis içerisinden doğmaktadır ve yaptığı işlerde meclise karşı sorumludur. Meclis gerektiğinde başbakanı da bakanları da bir bütün halinde hükümeti de ne yapabilir? Bir denetim aracıyla gen soru derler buna görevden alabilir arkadaşlar. Bu artık bizim sistemimizde yoktur biliyorsunuz. Bakanlarda milletvekili olma zorunluluğu yoktur ama başbakan milletvekili olmak zorundadır arkadaşlar. Bakanlar meclisi hem bireysel hem de kolektif açıdan hükümet olarak sorumludurlar. Bakanlar kurulu meclisin onamasıyla göreve devam eder. Meclis tarafından görevdeyken de görevden alınabilir. Aynı kişi hem yasamada hem yürütmede görev alabilir arkadaşlar diyoruz. Yani bu sistemde kuvvetler yumuşak ayrılmıştır. Peki, bir de Fransa'da ortaya çıkan bir sistem var arkadaşlar. Bak, klasik örneği Fransa'dır arkadaşlar. Fransa. Biz ona ne diyoruz? Yarı başkanlık diyoruz arkadaşlar. Fransızlar parlamenter sistemde birkaç tane değişiklik yaparak yarı başkanlık sistemini benimsemişlerdir. Fransa'ya baktığımızda parlamenter sistemdeki haline birkaç değişiklik yapıldığını görelim. Mesela devlet başkanı olan cumhurbaşkanına geniş yetkiler tanımışlardır. Cumhurbaşkanı halka seçtirmişlerdir ve cumhurbaşkanı partili yapmışlardır. Yani buradaki cumhurbaşkanı başkana benzediğini görelim. Başkana benzetildiğini görelim. Ülkeyi cumhurbaşkanı yönettiğini düşünelim arkadaşlar. O zaman parlamenter sistem demeyiz buna. Buna yarı başkanlık sistemi deriz bakın. Parlamenter sistemdeki cumhurbaşkanı yetkilerini arttırdığımızda, onu halka seçtirdiğimizde ve ona geniş yetkiler tanıdığımızda artık parlamenter demiyoruz. Ona yarı başkanlık sistemi diyoruz. Hangi ülke örnektir buna? Fransa örnektir. Fransa'da cumhurbaşkanı ön planda olmasının sebebi budur. Mesela Almanya'da, İngiltere'de, İtalya'da, Yunanistan'da başbakanın ön planda olmasının sebebi ise onların parlamenter sistemle yönetilmesi ve devlet başkanlarının sembolik olmasıdır arkadaşlar diyoruz. Peki, şimdi geldik arkadaşlar demokrasi. Demokrasi kavramı deyince halktan bahsedeceğiz. Tabii sadece halk iktidarı değildir. Bu halkın iktidarını kullanmasında bir takım özelliklere sahip olması lazım. O zaman milli egemenliğin olması lazım. Mesela İngiltere'de demokrasi yoktur diyemeyiz ya da İspanya'da her ne kadar kral soyla gelse de. Ama bakın kral var ama kral neydi? Sembolikti. Yetkileri geniş değildi arkadaşlar. Ülkeyi kim yönetiyordu? Halkın seçtiği kişiler yönetiyordu. Demokraside özgürlük alanı olmalıdır. Hani Fransız İnsan Hakları ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'nde ne diyor? Arkadaşlar özgürlükler ne zaman biter? Başkasının özgürlüklerinin başladığı yerde biter diyor arkadaşlar. İşte özgürlüğün en güzel tanımıdır bu. Ta Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'nde ilk defa tanımı yapılmıştır. Çok seslilik olmalıdır demokrasilerde. Yani siyasi partinin olmadığı bir yerde demokrasiden bahsedemeyiz. Eşitliğin olması lazım. Mesela bu eşitlik oy kullanmada olur, başka bir yerde olur. Her alanda eşitlik olması lazım. Ve iktidarın yetkilerinin kurallarla sınırlandırılmış olması lazım. Sınırsız iktidar olduğu yerde demokrasiden bahsedemezsin.
Ve en önemlisi, demokrasilerde insan hak ve hürriyetleri güvence altında olmalıdır. Demokrasinin esas unsuru insan haklarıdır arkadaşlar. Yoksa her ülkede az çok seçimler vesaire oluyor. İnsan hakları demokrasi için, yani hukuk devleti kavramı çok önemli bir kavramdır diyoruz arkadaşlar. Peki hangisi demokrasinin zorunlu şartlarıdır? Bunlar. Demokrasinin zorunlu olmayan şartı nedir? Söyleyeyim, gördüğünüz gibi cumhuriyet demokrasi için bir ne değildir? Arkadaşlar, zorunlu şart değildir. Tamam? Zorunlu şart değildir. Evet, sorularda görürseniz sakın şaşırmayın arkadaşlar. Tamam? Evet, güzel de bir soru olur. Bunları verir. Hangisi demokrasinin zorunlu şartları arasında yer alır? Özgürlük, çoğulculuk, eşitlik, hukuk devleti. Cumhuriyet ise demokrasinin zorunlu bir şartı değildir diyoruz arkadaşlar. Peki demokrasinin uygulanma biçimleri var arkadaşlar geçmişten günümüze. Doğrudan, temsili, yarı doğrudan. Bizim için burada yarı doğrudan demokrasi çok önemli. Doğrudan demokrasi arkadaşlar meclisin olmadığı demokrasidir. Yani ortada ne yoktur? Meclis yoktur. Halk kendi kendini yönetmektedir arkadaşlar. Bunun için nüfusun az, gelişmişlik düzeyinde yüksek olması lazım. Aksi takdirde uygulanması oldukça zordur. Günümüzde de dünyada yaygın bir demokrasi yöntemi değildir arkadaşlar. Bugün dünyada yaygın demokrasi nedir? Temsili demokrasidir. Ne de temsili demokrasi? Halkın kendi seçtiği temsilciler vasıtasıyla yönetilmesidir arkadaşlar. Bugün Türkiye'de ve dünyada uygulanan demokrasi temsili demokrasidir diyoruz. Peki, yarı doğrudan demokrasi nedir? Bir parlamentonun temsilcilerin olmasına rağmen halkın da temsilcilerle beraber alınan kararlara etki etmesidir. Yani Türkiye'de temsili demokrasi vardır ama yarı doğrudan demokrasinin de bir aracı kullanılmaktadır arkadaşlar. Hangi aracı kullanılmaktadır? Halk oyu referandum kullanılmaktadır. Diğer yarı doğrudan demokrasi araçları Türkiye'de kullanılmıyor arkadaşlar. Peki halk oylaması nedir? Parlamentonun kabul ettiği bir yasayı halka sunmasıdır. Dursun. Halk vetosu nedir? Parlamentodan çıkan bir yasanın halkın kendiliğinden harekete geçip yasayı reddetmesidir. İmza topluyorsun bu şekilde. Halk girişimine halkın parlamentoya kanun teklif etmesidir. Halk arkadaşlar imza toplayarak parlamentoya kanun teklifinde bulunuyor. Temsilcinin azli nedir? Halk seçtiği temsilciyi ne yapıyor? İmza toplayarak görevden alıyor arkadaşlar. O zaman yarı doğrudan demokrasinin 4 aracı var. Halk oyu, referandum, halk girişimi, temsilcilerin azli arkadaşlar. Peki Türkiye'de arkadaşlar referandum uygulanmaktadır. Hangi anayasayla düzenli hale geldi? Düzenli hale gelmesi, yani bir anayasal ifade olması 82 anayasasıyladır arkadaşlar. 82 anayasası. 82 anayasasında şöyle bir hüküm var. Diyor ki ilk geldiği halde Cumhurbaşkanı onaylamadığı anayasa değişikliğini referanduma götürebilir. İşte referandumun bir anayasal kural olması bizde 82 anayasasıyla oluyor. Peki bugüne kadar Türkiye'de kaç kez referandum olmuş derse, bugüne kadar Türkiye'de arkadaşlar 7 kez referandum olmuş. Bak 7 kez referandum olmuştur. Ben size söyleyeyim. Bu böyle zor sınavlarda çıkıyor arkadaşlar. Zor sınavlarda çıkıyor. Tamam. Birincisi 61 anayasası bizde referandumla yürürlüğe girmiştir arkadaşlar. 61 anayasası. Ancak bir anayasal zorunluluk değildir. Darbeyle geldiği için darbe yapanlar bunu meşrulaştırmak için halka götürür. Halkın onayıyla yürürlüğe sokmak istemişler yani. Aynı mantık 82 anayasası için de geçerli arkadaşlar. 82 anayasası da referandumla yürürlüğe giriyor. Peki 1987'de siyasi yasaklar referandumla kaldırılıyor. Çünkü 80 darbesinde arkadaşlar kapatılan partilerin liderlerine siyasi yasak getirildi. En meşhurları Demirel, Ecevit, Türkeş, Erbakan arkadaşlar hepsi rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Hepsi siyasi yasakları 87 referandumuyla kaldırıldı. 1988'de yine Turgut Özal dönemi arkadaşlar. Turgut Özal genel seçimlerle yerel seçimlerin birleştirilmesi için arkadaşlar referandum talep etti. Hani masraflı olmasın diye yerel seçimlere de az bir süre kalmıştı. Halk buna hayır dedi arkadaşlar. Halkın hayır dedi tek referandum 88 referandumudur. 2007'de anayasa değişti. 2007. 2010'da anayasa değişti arkadaşlar. Ve 2017'de de yine anayasa değişti. Bu üçünde 82 anayasası ne yapıldı arkadaşlar? Değişiklikler gerçekleşti. Bugüne kadar Türkiye'de toplamda 7 kez referandum yapılmıştır diyoruz. Peki o zaman Türkiye temsili demokrasiyle yönetilir ama yarı doğrudan demokrasinin hangi aracını kullanmaktadır? Halk oyunu kullanmaktadır. Halk oyu arkadaşlar düzenli ve sistematik olarak 82 anayasasıyla gelmiştir. Bugüne kadar 7 kez uygulama alanı bulmuştur ülkemizde. Mevcut anayasaya göre iki şey halk oyuna sunulabilir mevcut anayasaya göre. Bir, anayasa değişiklikleri arkadaşlar. Evet.
2. Cumhurbaşkanlığı seçiminin anayasa referanduma sunulabileceğini söylüyor arkadaşlar. Tamam. İki yerde referandum geçiyor bizim anayasamızda şu anda. Peki kanunlar bizde ne olmaz? Referanduma sunulmaz, bilelim arkadaşlar. Peki şimdi Türk anayasa tarihinin gelişmelerine bakalım. Bizim anayasalarımız 5 tane arkadaşlar. 21 anayasası bir geçiş anayasasıdır. Kanun esası Osmanlı anayasasıdır arkadaşlar. 21 anayasası geçiş. Neden geçiş? Çünkü burada henüz kanun esası olmamış, yürürlükten kaldırılmamış. Aynı anda iki anayasa yürürlükte kalıyor 21 ile 24 arasında. 24, 61 ve 82 ise arkadaşlar yani Cumhuriyet anayasalarıdır. Cumhuriyet'in ilanından sonra gelen anayasalardır. Cumhuriyet 21 anayasası yürürlükteyken gelmiştir. 23 yılında gelmiştir arkadaşlar. Bu bir geçiş anayasası. Peki toplamda 5 tane anayasamız var diyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim ilk yazılı anayasamız kanun esasidir. Kanun esası 1876 yılında Padişah 2. Abdülhamit tarafından bir ferman şeklinde ilan edilmiştir. Bu 1. Meşrutiyet'in ilanında Genç Osmanlılar adı verilen bir cemiyette etkili olmuştur. Özellikle Mithat Paşa, Namık Kemal, Suavi bunlar anayasanın yapılmasında çok etkilidirler arkadaşlar. Şimdi bu anayasanın ilk 7 maddesi devletin özelliklerinden bahsetmektedir. İşte Osmanlı üniter bir devlettir. Başkenti İstanbul'dur, dini İslam'dır vesaire, dili Türkçedir. Devlet başkanı babadan oğula geçer, padişah aynı zamanda arkadaşlar halifedir. Yani laik olmadığını ve monarşiyi benimsediğini görüyoruz. Padişahın geniş yetkilere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Meclisi umumi toplantıya çağırabilir, meclisi umumi tatil edebilir, heyet-i mebusana feshetme yetkisi vardır arkadaşlar. Yani padişahın iradesi meclisin iradesinin üzerindedir. Padişah yasalar üzerinde mutlak veto yetkisine sahiptir. Padişahın istemediği bir yasa asla yürürlüğe girmez. Padişahın muhalefleri sürgün, basını sansür etme gibi yetkileri vardır. Yine bu anayasada siyasi parti kurma özgürlüğü yoktur arkadaşlar. Siyasi partiler 2. Meşrutiyet'te başlamıştır. 1. Meşrutiyet'te siyasi partiden bahsedemeyiz. İlk siyasi partiler siyasal hayatımıza 2. Meşrutiyet'te hukukumuza girerler. Peki bu anayasa temel hak ve özgürlüklerden bahsetmiştir arkadaşlar. Bizde temel hak ve özgürlüklerden bahsetmeyen tek bir anayasa vardır. O da 21 anayasasıdır. Kurtuluş Savaşı zamanında çıkarıldığı için. Şimdi bu anayasayla alakalı bugüne kadar gelmiş en önemli soru şudur arkadaşlar. Bu anayasanın oluşturmuş olduğu meclisin adı nedir? Bu anayasanın oluşturmuş olduğu meclisin adı Meclis-i Umumi'dir. Meclis-i Umumi bir çatı isimdir arkadaşlar. Meclis-i Umumi iki bölümden oluşmaktadır. Heyeti Ayan bu üst meclistir. Heyeti Mebusan bu da alt meclistir. Yani yasalar önce Mebusan meclisten geçerler, sonra da Ayan meclisten geçerler, sonra padişaha giderler arkadaşlar. O zaman Meclis-i Umumi iki bölümden oluşuyor. Ayan ve Mebusan. Ayan üyelerini padişaha atıyor ve bunların belli bir görev süresi yoktur, ömür boyudur. Mebusan meclis üyelerini ise halk seçiyor. Bunların görev süresi 4 yıldır arkadaşlar. Peki çift meclisi bir anayasadır diyeceğiz o zaman buna. Çift meclisi bir anayasadır diyeceğiz arkadaşlar. Çift meclis. Peki çift meclisi başka bir anayasamız daha var mı? Var. Hangi anayasa o? 61 anayasası arkadaşlar. 61 anayasası da tıpkı kanun esası gibi çift meclisi bir anayasadır. 61 anayasasında Türkiye Büyük Millet Meclisi iki bölümden oluşmaktadır arkadaşlar. Yani iki bölümden oluşuyor. Birincisi 450 kişilik millet meclisi. Millet meclisi arkadaşlar. Meclisi. Bir de 150 kişilik Cumhuriyet neyi? Senatosu. 150 kişilik Cumhuriyet Senatosu da arkadaşlar. Yine evet ikinci meclistir. Burada da alt meclis millet meclisi. Üst meclis Cumhuriyet Senatosu'dur diyoruz arkadaşlar. Peki çift meclis anayasaların iki taneymiş. 1. 1876 kanun esası, 2. 1961 anayasası diyoruz. Peki bu anayasa çok yürürlükte kalmayacak. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar 93 harbi nedeniyle Padişah 2. Abdülhamit anayasayı arkadaşlar rafa kaldırıyor. Meclisi de süresiz tatil ediyor arkadaşlar. Bu tatil biraz uzun sürüyor. 30 yıl falan sürüyor yani. Ve Abdülhamit'e muhalif yeni bir cemiyet ortaya çıkıyor. İttihat ve Terakki Cemiyeti. 1908 Reval görüşmeleri sebebiyle İngiltere ve Fransa'nın Rusya'nın Osmanlı paylaşmalarının gündeme gelmesi üzerine İttihatçı subayların Balkan ordudaki 3. orduyu ayaklandırması ve Abdülhamit'in de arkadaşlar 2. Meşrutiyet'i ilan etme mecburiyetine kalması 2. Meşrutiyet'i getiriyor. 2. Meşrutiyet'in 1908'de ilan ediliyor. Tarihimizdeki önemi nedir? İlk defa siyasi partiler oluşmuştur arkadaşlar 2. Meşrutiyet'le birlikte. Peki 1909'da ise bir isyan patlak veriyor İstanbul'da. 31 Mart ayaklanması diye. Bu ayaklanmayı
Balkanlar 3. Ordu'dan gelen İttihatçı subayların başında olduğu hareket ordusu bastırıyor ve Padişah Abdülhamit'i tahttan indiriyor arkadaşlar. Ve yerine Padişah'ın kardeşi olan Mehmet Reşat getiriliyor. Ancak Mehmet Reşat dönemi arkadaşlar Padişah'ın sembolikleştirildiği bir dönemdir. Çünkü anayasayı değiştirerek Padişah'a ne yapıyorlar? Yetkilerini elinden alıyorlar. Biz de o yüzden 1909 değişiklikleri gerçek anlamda meşrutiyete geçildiği ile ilgili arkadaşlar ifadeler söz konusudur 1909 değişiklikleri için. Peki padişahın doğrudan kullandığı yetkiler azaltılmış, meclisi mebusan yetkileri arttırılmıştır. Temel hak ve özgürlükler genişletilmiştir. Sürgün, sansür, örgütlenme yasağı kaldırılmıştır. Kanun teklifi için padişahın izni kaldırılmıştır ve mutlak vetosu da sınırlandırılmıştır arkadaşlar. Geciktirici vetoya dönüşmüştür. Yani meclisin aynen kabul ettiği bir yasayı padişah yayınlamak zorundadır arkadaşlar. Mutlak vetosu kaldırılmıştır. Peki bakanlar kurulu hükümet padişaha değil meclise karşı sorumlu hale getirilmiştir. Yani gerçek anlamda bir meşrutiyet rejimine 1909 değişiklikleriyle geçiliyor. Ancak 1. Dünya Savaşı sebebiyle bu anayasada arkadaşlar çok fazla ne olamıyor, yürüte kalamıyor. Daha sonra arkadaşlar 1921 Anayasası ilan edilecek Kurtuluş Savaşı sırasında, ama 21 Anayasası ne yapmayacak arkadaşlar? Kanunu esası yürürlükten kaldırdığını söylemeyecek. Hangi anayasa kendisinden önceki anayasa yürürlükten kaldırmamış derse ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? 21 Anayasası arkadaşlar diyeceğiz. O zaman tarihimizde 1921 ile 24 arasında ne derler? 24 arasına ikili anayasal dönem derler. İkili anayasal neymiş? Dönem derler diyoruz arkadaşlar. Aynı anda iki anayasa da varlığını devam ettiriyor. Peki, şimdi 21 Anayasası'na bakalım. 21 Anayasası arkadaşlar özellikleri tek çerçeve, tek yumuşak anayasamız. Daha önce söylemiştik. Seçimler 2 yılda bir yapılır diyor ama seçimler 1 sene yapılamamış arkadaşlar. Tarihimizde bir ilktir, başka da yoktur. Kurtuluş Savaşı sebebiyle seçimler 1 yıl geriye bırakılmıştır arkadaşlar. Sadece bu dönemde oluyor. Hükümet sistemi meclis hükümeti sistemidir. Bütün güçler kimde toplanmıştır? Meclise toplanmıştır. Güçler birliği ilkesine dayanır. Bu anayasanın en önemli özelliği nedir derlerse arkadaşlar, bak en önemli özelliğini söylüyorum. En önemli özelliği, sınavlarda da bunu soracaklar size. En önemli özelliği nedir derse diyeceğiz ki milli egemenlik kavramını hukukumuza sokmuştur. Daha önce bu kavram yoktur bizde arkadaşlar. Birinci madde nasıl başlıyor? Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir diyor. O zaman milli egemenlik kavramı ilk kez nerede geliyor? 21 Anayasası'nda geliyor. İlk halinde geliyor. Yerinden yönetimi benimsemiştir. Yalnız bu anayasa arkadaşlar temel hak ve özgürlüğe hiç yer vermemiştir. Bu konuda kanun esası geçerlidir diyebiliriz. Yine bu anayasa yargı yetkisini nasıl kullanacağından da bahsetmemiştir. Bu konuda da belki kanun esası hükümleri uygulanır diyoruz arkadaşlar. Peki şimdi bunun dışında arkadaşlar ne diyebilirim bu anayasa için? Bu anayasa daha sonra değişikliğe uğruyor. Ne zaman? Tam tarih 29 Ekim 1923 arkadaşlar. Bu tarih sizde bir şey canlandırdı. 29 Ekim 1923'te bu anayasa değiştiriliyor. Peki ilk yapılan oylama hangisi içindir arkadaşlar? Birinci maddeye bir ekleme yapılacak. Türkiye devletinin, bakın yönetim şekli demiyor da ya da devletin şekli demiyor da ne diyor? Hükümet şekli diyor, cumhuriyettir arkadaşlar. O zaman ilk yapılan değişiklik neymiş? Türkiye devlet hükümet şekli cumhuriyettir diyoruz. İlk yapılan değişiklik bu. Sonra devletin dini İslam'dır. Dili Türkçedir ibaresi. Laik bir anayasa değil. Cumhurbaşkanı meclis içerisinden seçilir. 4 yıl için seçilir. Meclis tarafından seçilir. Süresi biten yeniden cumhurbaşkanı seçilebilir. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk oluyor arkadaşım. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı oluyor. Biliyorsunuz bu tarihten sonra ilk başbakan, başbakanlık makamı gelecek çünkü, İsmet İnönü oluyor. Meclis başkanı Fethi Okyar oluyor arkadaşlar. Peki cumhurbaşkanı şu ifade arkadaşlar burası için geçerli değil. Evet. Cumhurbaşkanı bir başbakan seçer. Başbakan da bakanları seçer. Bu şekilde kurulan hükümet meclise karşı sorumludur. Buna da diyoruz ki arkadaşlar kabine sistemine geçilmiştir diyoruz. Bak kabine sistemine geçilmiştir. Bu bizde anayasa hukuku açısından çok önemli değil. Tarih sorularında karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Tamam. Meclis hükümetinden kabine sistemine geçiliyor. Meclis hükümetinde bakanları tek tek meclis seçerken kabine sisteminde başbakan seçiyor, cumhurbaşkanı atıyor. Yani hükümetin kurulması ne oluyor? Kolaylaştırılıyor burada arkadaşlar. Evet, kabine sistemine geçirilerek. Peki bir şeyden bahsedeceğim. Arkadaşlar
12 Mart 1921. Evet, İstiklal Marşı'nın kabulü. İstiklal Marşı. 13 Ekim 1923 Ankara'nın başkenti yapılması. Evet, tamam. Şimdi İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de kabul ediliyor ama anayasaya 1982 anayasası ile girecek arkadaşlar. Anayasaya koyma gereği duymamışlar. Kanunla getirmişler İstiklal Marşı. Ankara'nın başkent yapılması da 1924 anayasası ile anayasaya girecektir arkadaşlar. Yani 1923 değişikliklerinde Ankara'nın başkenti olması ya da Milli Marşı, İstiklal Marşı olmasına dair bir hüküm yoktur anayasada. İstiklal Marşı 82 anayasası, başkente 24 anayasasında bir anayasal hüküm olacaktır arkadaşlar. Peki, geldik 24 anayasasına. 24 anayasası yürürlüğe girdiğinde ikili anayasal dönem son bulmuştur. Yani hem kanun esası yurttan kalkmıştır hem de teşkilat esası, orijinal adı teşkilat esası olan 21 anayasası yürürlükten kaldırılmıştır arkadaşlar. Özellikleri nelerdir bakalım. Cumhuriyet'in ilanından sonra kabul edilen ilk anayasadır. Zaten 24, 61, 82, 3 anayasa var. Cumhuriyet hangi anayasa varken geldi? 21 anayasası varken geldi. O zaman Cumhuriyet'in ilanından önce 2 anayasa var. Kanun esası 21 anayasası. Cumhuriyet'in ilanından sonra 24, 61, 82. Cumhuriyet hangi anayasada yapılan değişikliğe gelmiştir? 21 anayasasına yapılan 23 değişikliğe gelmiştir diyoruz arkadaşlar. Peki bu anayasanın birinci maddesine göre Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Bu madde değiştirilemez. Buna biz sert anayasa diyoruz arkadaşlar. 61 de aynı maddeyi değiştirilemez olarak belirtmiştir. 82 bu madde sayısını 3'e çıkarmıştır arkadaşlar. Peki Ankara'nın başkent olduğu ilk defa 24 anayasasıyla arkadaşlar güvence altına. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Tamam? Ankara'nın başkent olarak anayasaya girmesi 24 anayasasıyladır. Bu anayasa karma bir hükümet sistemi benimsemiştir. Ne demek karma? Hem meclis hükümetini yani kuvvetler birliği hem de görevler ayrılığı dediğimiz parlamenter sistemi andıran özellikler içeren bir hükümet sistemi benimsemiştir. Aynen şöyle yazan anayasada. Yasama ve yürütme yetkileri meclise aittir. Kuvvetler birliği. Yürütme yetkisini meclis adına Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu yerine getirir. Görevler ayrılığı. Yani hem parlamenter hem de meclis hükümeti sistemini harmanlamış arkadaşlar. Biz ona kuvvetler birliği görevler ayrılığı karma sistem diyoruz. Ama unutmayın. Bu anayasa egemenliği meclise vermiştir. Yani kuvvetler ayrılığı bu anayasada yoktur arkadaşlar. Kuvvetler ayrılığına biz hangi anayasayla geçeceğiz? 61 anayasasıyla geçeceğiz. Devam edelim. Bu anayasa temel hak ve hürriyetleri arkadaşlar düzenlemiştir ama Türklerin kamu hakları diye bir başlık atmıştır. Kişi ve siyasal haklardan bahsetmiştir. Bu anayasada sosyal devlet kavramı yoktur arkadaşlar. Sosyal devlet anayasaya 61 anayasasıyla girecektir. Tamam? Sosyal ekonomik haklar. Yine bu anayasa anayasanın üstünlüğünden bahsetmiştir. Ancak bu üstünlük sadece kağıt üzerindedir. Hiçbir arkadaşlar fonksiyonu yoktur. Çünkü bunu denetleyecek bir mekanizma yoktur. Anayasa Mahkemesi bulunmamaktadır. Anayasa Mahkemesi sosyal devlet, kuvvetler ayrılığı kavramları ilk defa anayasaya nerede girecektir? 61 anayasasıyla. Yine bu anayasa için önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu anayasa kanunları yorumlama yetkisini meclise vermiş arkadaşlar. Bak kanunları yorumlama yetkisi. Evet. Yetkisini kime vermiştir? Meclise vermiştir. TBMM'ye vermiştir. Peki bunun ne gibi olumsuz sonuçları var? Bu hakimlerin yorum yapma yetkisini ve takdir yetkisini sınırlayan bir durumdur arkadaşlar. Yani yargı bağımsızlığına aykırıdır. Hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Yasama yorumunun uygulandığı tek anayasa 24 anayasasıdır. Günümüzde yasama yorumu yani meclisin kanunları yorumlama yetkisi söz konusu değildir. Çünkü hukuk devletine, yargı bağımsızlığına, hakimlerin takdir yetkisine aykırıdır arkadaşlar. Sadece hangi anayasada var? Yasama yorumu 24 anayasasında var. 61 anayasası bunu kabul etmemiştir. İşte yasama yorumunun mecliste olması, yetkilerin mecliste olması, anayasa mahkemesinin olmaması arkadaşlar meclise sayısal çoğunluğu elde eden partilerin istediği gibi ülkeyi yönetebilmelerine sebep olmuştur. Buna da biz çoğunlukçu demokrasi diyoruz. Çoğunluğun demokrasisi diyoruz ve çoğunluğun sözünün geçmesi diyoruz arkadaşlar. Peki 24 anayasasında daha sonra değişiklikler olmuştur. 3 temel değişiklik var arkadaşlar. 3 tane. Birisi 1928 arkadaşlar 28. Bir tanesi 1934. Bir tanesi de 1937 değişiklikleridir arkadaşlar. 45'te olan anayasanın değiştirilmesinden bahsedemeyiz. Sadece anayasa değiştirilmeden dili sadeleştirilmiştir. Anayasayı değiştirmeksizin dilini sadeleştiriyorlar. Türkçeleştirmek amaçlanmıştır. Peki 28'de ne oluyor? Tek tek laikliğe aykırı hükümler anayasadan bulunup çıkarılıyor arkadaşlar. Laikliğe aykırı şeyler bulunup çıkarılıyor.
Devletin dini İslam'dır çıkarılıyor, milletvekili yemin biçimi değiştiriliyor, şeriat meclisinin görevleri arasından çıkarılıyor. Peki burada devlet laik mi olmuş? Hayır. Laiklik yönünde ilk neyini atmış sadece? Adımını atmış. Ama henüz devlet ben laikim demiyor. 34'te ne oluyor? Bunu çok iyi bileceksiniz arkadaşlar. Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınıyor. Kadınlara milletvekili seçme seçilme hakkı, yani herkesin arkadaşlar oy kullanması dediğimiz genel oy kavramı 24 Anayasası ile hukukumuza girmiştir. Tamam? Genel oy. Kadınlara milletvekili seçme seçilme hakkının tanınması. 24 Anayasası. 37'de ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin ATOK'u. ATOK yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkadaşlar resmi ideolojisinde bulunan ilkeler anayasaya girerek devletin ideolojisi haline geliyor. Şöyle ifade ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti devletçi, halkçı, milliyetçi, inkılapçı, işte laiktir gibi. Yani hangi kavram giriyor anayasaya? Hangi kavram? Laiklik kavramı da giriyor anayasaya. O zaman Türkiye Cumhuriyeti ne zaman laik olmuştur derse 1924 Anayasası'nın 37 değişikliği diyeceğiz. İlk adım nerede atılmış? 28'de atılmış diyeceğiz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. 45'te ne oluyor? Anayasanın içeriği değiştirilmeden dili sadeleştiriliyor. Daha sonra tekrar eski hale geri getiriliyor. Baklar olmuyor, eski hale geri getiriyorlar. Peki, şimdi söyleyeceklerim ne değil? Anayasa değişikliği değil. Bunlar ne? 24 Anayasası zamanında olan bir takım gelişmeler. Kimisi yasalarda olan düzenleme, kanunlarda yani. Kimisi kendiliğinden gelişen bir takım olaylar. Birincisi, Mali İdare Seçim Kanunu değiştirilerek 1930 yılında kadınlara belediye, 33 yılında muhtarlık seçimlerine katılma hakkı veriliyor. Unutmayın, bu ne değil? Anayasa değişikliği değil arkadaşlar. Bunu size kim anayasa değişikliği anlatıyorsa ona sadece şunu söyleyeyim. Bana bunu 24 Anayasası'nı göster lütfen. Yok böyle bir şey. Tamam? Kadınların anayasal anlamda hak kazanması 34 değişikliği oluyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Milletvekili seçme seçilme. 1946'da arkadaşlar ilk kez çok partili bir seçim yapılıyor. CHP'den ayrılanlar Demokrat Parti kuruyorlar ve 46 seçimlerinde iki parti seçimlere giriyor. O gün bugündür seçimlerde birden çok parti var. O zaman ilk çok partili seçim ne zaman yapıldı? 1946 yılında yapıldı diyoruz. 1946'ya kadar önce insanlar seçimlerde delege seçerlerdi. Delegelerde milletvekili seçerlerdi. Yani millet vatandaş ile milletvekili arasında başka bir kişi daha vardı arkadaşlar. Peki buna biz çift dereceli seçim diyorduk. Yani önce halk delege seçiyordu, delegelerde milletvekilini seçiyorlardı. 46'da delegeyi ne yaptılar? Ortadan kaldırdılar arkadaşlar. Doğrudan oy. Yani tek dereceli seçim hukukumuza girdi. Bu 61'de de bir anayasal kurul olacak. 82'de de öyle arkadaşlar. O zaman ilk tek dereceli seçimler ne zaman yapılmış? 46 yılında yapılmıştır diyorum. 1950'ye gelelim arkadaşlar. Yalnız 46 seçimlerinin şöyle bir özelliği var. Oylama açık, sayım gizli yapılıyor ve sopalı seçimler diye geçer tarihe. Yani oy vermeyenler arkadaşlar sopayla hani dövülüyor demeyelim de arkadaşlar. Buna benzer bir şeyler oluyor yani 46 seçimler için söyleyeyim. 50'de de açık oy gizli sayım olursa yine usulsüzlük olacak düşüncesi olduğu için ve buna da muhalefet çok olduğu için 50 seçimlerinden hemen önce seçim kanunu değiştirilerek gizli oy açık sayım ve döküm ilkesi benimseniyor. Gizli oy. Perde arkasında oyumuzu kullanıyoruz. Siyasi parti temsilcileri önünde oylar sayılıp sandıklar açılıp oylar sayılıyor. Peki Türkiye'de gizli oya dayalı ilk seçim ne zaman yapıldı? 50 yılında yapıldı arkadaşlar. 50 yılında. Hatta buna tarihte beyaz devrim derler. Beyaz ihtilal derler arkadaşlar. Tamam? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 27 yıllık iktidarı bitiyor. Demokrat Parti'nin 10 yıllık iktidarı başlıyor 50 seçimleriyle. Bir de 50'de arkadaşlar Yüksek Seçim Kurulu kuruluyor kanunla. Daha sonra gizli oy, tek dereceli gibi bu da 61'de anayasaya girecek. Peki Yüksek Seçim Kurulu'nun kuruluşu için Adnan Menderes'in bir sözü var. Diyor ki demokrasinin Sakarya zaferidir diyor. 50'de ilk defa seçimler yargı denetimi altında yapılmıştır arkadaşlar. O gün bugündür seçimler hep yargı denetimi altında yapılmaktadır. 50 seçmenin bu yönden özel bir durumu vardır diyoruz arkadaşlar. Hem gizli oy hem de yargı denetimi altında yapılan ilk seçimler olması bakımından. Peki tarih hocalarımız bir şey söylerler. Kadınlar derler Türk siyasal hayatına BMW marka bir otomobile katılmışlardır. B muhtarlık belediye 30. M belediye pardon 30. M muhtarlık 33. V vekillik 34. Bunlardan sadece vekillik anayasa değişikliğidir arkadaşlar. Bunlar seçim yasalarıyla gelmiştir hukukumuza diyoruz. Peki. Şimdi bütün bunlara arkadaşlar 24 Anayasası nasıl son buluyor? 27 Mayıs 1960 darbesiyle son buluyor. 27 Mayıs 1960 darbesiyle son buluyor. Bu darbeyi kim yapıyor arkadaşlar?
ordu içerisindeki 37 kişilik bir ekip, grup yapıyor. Yani emir komuta zinciri olmadan bir grup tarafından yapılan bir darbeden bahsediyoruz. Bunlar dönemin iktidarı olan Demokrat Parti'yi kapatıyorlar. Geriye iki tane parti kalıyor. Ve anayasa yapmak için de bir kurucu iktidar meydana getiriyorlar. Kurucu iktidarın görevi anayasa yapana kadar ülke yönetilmesini sağlayacak yasalar oluşturmak ve anayasa hazırlamak. Kurucu iktidarın iki kanadı var. Biri asker, biri sivil kanat. Asker kanadının adının başında Cemal Gürsel var ve Milli Birlik Komitesi diye geçer. Milli Birlik Komitesi arkadaşlar. Sivil kanadın adı ise Temsilciler Meclisi'dir. Sivil kanat iki partiden, sivil toplum kuruluşlarından, öğrenci konseylerinden, tarım kredi kooperatiflerinden vesaire oluşur. Bunlar anayasa hazırlıyorlar ve anayasada yazılmadığı halde referanduma sunuyorlar. Yüzde kaçla geçecek referandumdan? %61 gibi bir sayıyla referandumdan geçecek, evet çıkacak arkadaşlar. Hayır propagandası yapmak çok olası bir durum değil. Zaten Demokrat Partilerde bir tepki olarak ne yapmıyorlar? Seçimlere katılmıyorlar arkadaşlar. %61 gibi bir sayıyla anayasa yürürlüğe giriyor. Özelliklerine bakalım. Askeri darbeyle gelmiştir. Asli bir kurucu iktidar tarafından hazırlanmıştır. Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi diye asker ve sivil kanatlardan oluşan. Anayasa sert ve kazuistik bir anayasadır. Birinci maddesi değiştirilemez. Oylamalar çok yüksektir, değişme oylamaları. Yasa yapma yetkisi meclise, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'na, yargı yetkisi bağımsız mahkemelere verilmiştir. Ne anlayacağız bundan? Türk siyasi hayatında kuvvetler ayrılığı ilk kez benimsenmiştir. Şöyle bir ifade var anayasada. Türk milleti egemenlik yetkisini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır diyor anayasa. Yani kuvvetler neyini benimsiyor? Ayrılığını benimsiyor bu anayasa arkadaşlar. Tamam. Kuvvetler ayrılığı hangi anayasayla gelmiştir? 61 anayasasıyla gelmiştir. Ne diyor anayasa? Türk milleti egemenlik yetkisini anayasanın koyduğu esaslar doğrultusunda yetkili organlar eliyle kullanır. Peki. Arkadaşlar yasama organı çift meclisidir. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olmak üzere meclis ikiye ayrılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Diğer çift meclis anayasamız hangisiydi? Kanuni Esası. Ne vardı? Meclis-i Umumi, Mebusan ve Ayan diye bölünmüştü arkadaşlar. Yine bu anayasa 6 oktan halkçılık, inkılapçılık ve devletçiliği benimsememiştir arkadaşlar. Anayasaya koyma gereği duymamıştır. Atatürk milliyetçiliği kavramını ise milli devlet olarak değiştirmiştir. Evet. Ama laiklik ve cumhuriyetçilik aynen devam ediyor. Atatürk milliyetçiliğini ise milli devlet olarak değiştirmiştir. İlk defa bazı kavramlar giriyor anayasaya. Ne giriyor? Şöyle diyeyim. Sosyal devlet kavramı giriyor anayasaya. Daha önce hiç olmayan. Hukuk devleti kavramı giriyor anayasaya. Demokratik devlet ve insan hakları kavramı. Bak, insan haklarının dayalı şekilde ifade edilerek insan hakları kavramı giriyor anayasaya. Burada en önemlisi tabii ki sosyal devlet. Bunu çok sorarlar sınavlarda. Bir de insan hakları kavramı ilk defa hangi anayasayla anayasaya girmiştir diye derse insan hakları, bak temel hak ve özgürlükler demiyorum, insan hakları ifadesi 61 anayasası, tamam. Peki sosyal ve ekonomik haklar ilk defa bu anayasayla düzenlenmiştir. Mesela sendikal haklar, çevre hakkı, sağlık hakkı, sosyal güvenlik hakkı ilk defa hangi anayasayla geldi? 61 anayasasıyla geldi diyeceğim. Peki bu anayasanın ilkleri nelerdi? İlk defa ne gelmiş bu anayasayla arkadaşlar? İlk defa gelenleri söyleyeyim. Bak, hiç olmayan daha önce. Anayasa Mahkemesi'ni çok iyi bileceksin. Bak, Anayasa Mahkemesi. İlk defa bu anayasa. Milli Güvenlik Kurulu ilk defa bu anayasanın bir ürünüdür. Daha önce böyle bir şey yok. Ama mesela Diyanet 1924'te kurulmuştu. Anayasaya burada giriyor. Şu anda da var. Yüksek Seçim Kurulu 1950'de kurulmuştu. Anayasaya burada giriyor. Mesela Devlet Planlama Teşkilatı 1960'da kurulmuştu. Burada anayasaya giriyor arkadaşlar. Anayasal kuruluş oluyor yani. Mesela şu anda devlet planlama diye bir şey yok. 82'de yok böyle bir şey arkadaşlar. Yüksek Hakimler Kurulu ilk defa geliyor. Günümüzdeki adı nedir arkadaşlar? Birleştirilmiştir bunlar. Hakimler Savcılar Kurulu diye. Üniversiteler anayasaya giriyor ilk defa. Arkadaşlar TRT anayasal bir kuruluş oluyor. TRT ve üniversitelere özellik veriliyor. Tamam. Siyasi partiler ilk defa anayasaya giriyor. Meslek kuruluşları anayasaya giriyor arkadaşlar. Sosyal devlet, insan hakları gibi kavramlar ilk defa burada anayasaya giriyor diyoruz. Yine başlangıç hükmü, genelde başlangıç hükmü için konuldu? Darbelerden sonra gelen anayasalarda olur. Niye? Yapkırı darbeyi meşrulaştırmak için, ileride çünkü yargılanabilirler diye. O zaman başlangıç metni ilk defa hangi anayasada var? 61 anayasasında var. Sosyal ve ekonomik haklar diyoruz. Yalnız bu anayasa arkadaşlar çok fazla bu şekilde devam etmiyor. Niye? 12 Mart 1971 muhtırasıyla bu anayasada değişiklikler yapıyorlar arkadaşlar.
Ne yapıyorlar? Yürütmenin gücünü arttırıyorlar. Bakanlar kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veriliyor. Bakın, meclisin yetkisi zayıflatılıyor. Bakanlar kuruluna şu anda Cumhurbaşkanı kullanıyor bu yetkiyi. Resim harçlarda değişiklik yapma yetkisi veriliyor. Oranlarda değişiklik, vergi konusunda. Üniversite özelliği zayıflatılıyor, TRT'ninki tamamen kaldırılıyor. Temel hak ve hürriyetlerin hepsini sınırlamayı kolaylaştırılacak genel sınırlama sebepleri giriyor anayasaya. Genel sınırlama. 2001'de anayasadan çıkardılar. Devlet memurlarının sendikal hakları, grev hakları gibi hakları ellerinden alınıyor. DGM yani Devlet Güvenlik Mahkemesi kuruluyor. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kuruluyor. Şu anda bunlar yok arkadaşlar. DGM kaldırıldı. Bakanlar Kurulu yok artık. Cumhurbaşkanı var. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırıldı. Mesela siyasi partilere bu anayasayla hazine yardımı getiriliyor. Hazine yardımı. Başka? Mesela Esen Anayasa Mahkemesi hem içerik olarak hem de yapı olarak denetlenebiliyordu Anayasa Mahkemesi'nce. Esas denetim kaldırıldı ki mantıklı da zaten. Sadece şekil bakımından denetlenebilir hükmü bırakıldı arkadaşlar. Peki, son olarak 82 Anayasası'nı göreceğiz. 82 Anayasası arkadaşlar yürürlüğe giriyor. Şöyle, 61 Anayasası arkadaşlar döneminde yaşanan siyasal şiddet olayları 80 darbesi için bir gerekçe oluyor arkadaşlar. İşte siyasi cinayetler, ekonomik krizin baş göstermesi, 24 Ocak kararları vesaire, Cumhurbaşkanı Faruk Korutürk'ün bir türlü yerine yeni Cumhurbaşkanı seçilememesi neye sebep oluyor? İşte 12 Eylül 80 darbesini yapan askerler bunu gerekçe göstererek bunu 12 Eylül 80 darbesini yapıyorlar. Peki 80 darbesini yapan askerler bir emir komuta zinciri içinde darbe yapıyorlar arkadaşlar. Burada ne yoktur? Burada bir grup yoktur. Yani emir komuta zinciri içerisinde yönetime el koyuyorlar. Bunun askeri kanadına biz Milli Güvenlik Konseyi diyeceğiz. Başında Kenan Evren var. Sivil kanadına ise göstermelik bir sivil kanattır. Danışma Meclisi diyeceğiz. Bu da bir kurucu iktidar tarafından hazırlanmıştır. Yalnız 2 yıllıkta bir geçiş dönemi öngörüyor arkadaşlar. 2 yıllıkta bir geçiş dönemi öngörüyordu. Peki. Bu halk oylamasına sunuluyor 2 yıllık bir geçiş döneminden sonra anayasa hazırlıyorlar. Yüzde kaçla geçiyor arkadaşlar? %91 gibi bir sayıyla geçiyor. Sebep ne? Bir kere hayır demek çok olası bir durum değil. Propaganda yapılamıyor. Hayır propagandası. Bir de seçim sırasında kullanılan zarflar arkadaşlar insanları korkutuyor. Çünkü zarf şeffaf zarf kullanılmış. Hayır mavi, beyaz evet. Hayır maviyi koyduğunda zarfın içerisinden seçilebiliyor. Dolayısıyla insanlar korkudan birçoğu ne diyor? Aslında evet diyor arkadaşlar. Ve bu anayasada şöyle bir hüküm var. Diyor ki anayasanın yürürlüğe girmesiyle beraber Milli Güvenlik Konseyi Başkanı, o kişi de Kenan Evren, 7 yılına Cumhurbaşkanı seçilir diyor. Yani halk sadece anayasayı yürürlüğe sokmuyor, kimi de referandumla seçmiş oluyor. Milli Güvenlik Konseyi Başkanı olan Kenan Evren'i de Cumhurbaşkanı seçmiş oluyor arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? Askeri darbeyle geldi. Asli kurucu iktidar tarafından hazırlandı. Milli Birlik Komitesi Danışma Meclisi diye asker sivil kanat. Referandumla yürürlüğe girdi. Referandumla sadece anayasa değil Cumhurbaşkanı da seçildi diyoruz. Peki özelliklerine bakalım. Kuvvetler ayrımına dayalı en sert en kazuistik anayasa budur arkadaşlar. En sert en kazuistik. İlk kez Cumhurbaşkanı onaylamadığı anayasa değişikliğine neye sunabilecektir diye bir hüküm geldi. Referanduma. Yani referandum anayasaya girdi arkadaşlar. Referandum kavramı hangi anayasayla gelmiştir? 82 anayasayla gelmiştir. Anayasa otorite özgürlükler dengesinde otoriteyi ağır basan bir anayasadır. Bu anayasanın ilk halinde memurların sendikal hakları yoktur mesela. Yine bu anayasa az katılımcılığı benimsemiştir. Nasıl yani? Depolitizasyon. Yani halkı siyasetten soğutma. Bu anayasanın ilk halinde partiler kadın kolları kuramazlar. Gençlik kolları kuramazlar. Yurt dışına teşkilatlanamazlar. Cezaevlerinde tutuklular uygulanamazlar. Taksirli suçuna hüküm giyenler kullanamazlar. Yani bugünkü durumun tam tersi var. Değişe değişe bugünkü halini almıştır arkadaşlar. Başta çoğunlukçu demokrasiyi benimsemiştir. Ama değişe değişe bugünkü haliyle arkadaşlar çok sesliyle doğru gitmektedir diyoruz. Peki siyasi karar alma mekanizmalarını giderici tıkanıkları giderici çözümler getiriyor. Mesela eskiden meclise grup kurmak 10 milletvekiliyleydi. Mecliste birçok parti grup kurabiliyordu. Bu da meclise kargaşaya falan sebep oluyordu. Bunu 20 milletvekiline çıkarak grup kurmayı zorlaştırıyorlar. Yine bu anayasa yasamayla yürütmeyi karşılaştırdığımızda yürütmeyi çok güçlendiriyor. Yürütmede de Cumhurbaşkanı'nın makamını çok güçlendiriyor arkadaşlar.
Cumhurbaşkanı oldukça güçlendiriyor. Yani sembolik olmaktan çıkarıyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanı'na çok fazla yetki veren bir anayasadır. 82 Anayasası. Son olarak şunu söyleyelim ve arkadaşlar anayasa tarihi konumuzu bitirelim. Bu anayasanın ilkleri nelerdir? İlk defa ne gelmiş? Daha önce olmayan. Cumhurbaşkanı'na ilgili bir soru görürsek hep bu anayasa gelsin aklımıza. Cumhurbaşkanı meclisten seçilme, dışından seçilmesi, dışarıdan. Cumhurbaşkanı kararnamesi. Bakın bunu iyi bileceğiz. Cumhurbaşkanı kararnamesi ilk defa 82 Anayasası'yla geliyor. İlk defa. Devlet Denetleme Kurulu'nu çok soruyorlar. Devlet Denetleme Kurulu 82 Anayasası'nın bir ürünüdür. Şu anda direkt Cumhurbaşkanı'na bağlıdır. YÖK 82 Anayasası'nın bir ürünüdür. Arkadaşlar direkt Cumhurbaşkanı'na bağlı gene. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu. Arkadaşlar bu çok önceden kurulmuştu ama anayasaya koymaya gereği Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu diye. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu da bir anayasal kuruluştur 82 Anayasası'yla. Özellikle buna dikkat edelim. Bunu son zamanlarda çok fazla sınavlarda sormaya başladılar. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Yüksek Hakimler, Yüksek Savcılar birleştiriliyor, HSK oluyor. Vakıf Üniversitesi, ilk Vakıf Üniversitesi de Biriket Üniversitesi'dir. YÖK'ün kurucusu olan İhsan Doğramacı kurmuştur arkadaşlar. RTÜK 2005'te giriyor anayasaya. 61'de böyle bir yer yok. Kamu Denetçiliği Kurumu 2010'da geliyor. 61'de böyle bir şey yok arkadaşlar. Ombudsman. Hep meclise ilgili şeyler gelecek burada aklımıza. Ombudsman deyince. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ekonomik ve Sosyal Konsey arkadaşlar. Yine 2010'da geliyor. Anayasanın 161. maddesinde düzenlenmiş. Ekonomik ve mali hükümler başlığı altında. Cumhurbaşkanına ekonomik konularda istişari nitelikte kararlar sunar. Yani Cumhurbaşkanının ekonomi konusunda danışma organıdır. Spor Tahkim Kurulu arkadaşlar. Spor federasyonlarının zorunlu kararlarına karşı gidilen bir hakem kuruludur. 2010'da gelmiştir. Kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır diyoruz arkadaşlar. Yine Kamu Görevleri Hakem Kurulu da 2010'da gelmiştir. Toplu sözleşme sırasında memurlar ve diğer kamu görevlileri devletle anlaşamazlarsa kamu görevlileri hakem heyetine giderler. Spor Tahkim Kurulu gibi kamu görevlileri hakem kurulunda kararları kesindir, yargı yolu kapalıdır. Özellikle burada birkaç tanesine bakacağız. Bak, devlet denetleme, bu çok önemli. YÖK önemli. Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu. Ondan sonra RTÜK, Kamu Denetçiliği Kurumu. Bunlar bizim için en önemli olan konulardır. Evet, anayasa tarihini arkadaşlar bu şekilde bitirmiş olduk. Bu bizim tarihle ortak konularımızdır. Bakın bunu dinlerken o şekilde dinleyin. Tarihte de çıkabiliyor bu anlattıklarım. O şekilde dinlerseniz arkadaşlar çok daha faydalı olur. Burada bitirdik dersimizi. Bir sonraki derste arkadaşlar 82 Anayasası'na giriş yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.